Merhaba sevgili izleyiciler, referans programına hoş geldiniz. Bugün yine değerli bir konuğumuz, dünkü gibi İbrahim Gökçek Beyefendi aramızda. Bize önemli bilgiler verecek doğadaki şifalı bitkilerle ilgili. Yine bizlere şifa dağıtacak bugün de. İbrahim Bey, hoş geldiniz tekrar programımıza. Nasılsınız? Hamdolsun, iyi. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok sağ olun. Bugün yine birçok konu işleyeceğiz, birçok rahatsızlık işleyeceğiz. Evet. Bunlar gastrit, ülser, şeker hastalıkları, karaciğer yağlanması ki bunlarla da ilgili derin bilgilerle, raporlarla geldiniz siz. Evet, raporlarla geldik. Birçok rapor var elimizde. Şimdi bugün değişik bir bitki var. Evet, lahana var. Bugün dolma mı saracağız acaba? Merak ettim ben. Evet, dolma saymayacağız ama bunun faydaları nelerdir, ne işe yarar? Lahana ile neler yapılabilir? Bu konuda duracağız. Dolma yapılabilir. Daha çok şeyler yapılabilir. Bundan 60 yıl önce Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde üniversitede klinik araştırması yapmışlar. Gastrit ve ülseri, en ağır gastrit ve ülseri 4-5 haftada iyileştirir. 4-5 hafta. Pangastrit ise eğer ki bütün mide mukozasını kaplamış bir yara varsa onu dahi iyileştirir. Pangastrit derken? Pangastrit demek bütün mide mukozasını sarmışsa iltihap. Bunu dahi iyileştirir. Ama nasıl? Şimdi lahananın birleşiminde binden fazla etken var. Vitaminler, mineraller, amino asitler vesaire vesaire. Bizi ilgilendiren burada iki önemli madde çok ilgilendiriyor. Bir, günümüzde birçok yoğurda, sıvı yoğurda faydalı bakteriler katılıyor. Evet. Bu faydalı bakteri laktobazilis ve bifidobakteriler ne işe yarıyor? Bağırsaklardaki zararlı bakteri ve mantarları yok ediyor. Bu lahananın birleşiminde doğal olarak bizim üretimimiz sırasında, fermentasyon sırasında bakteri oluşur. Yani faydalı bakteri. Evet. Fakat kişi haşlarsa lahanayı, faydalı bakteri yok olur. Kaynadığından vitaminler yok olur. Günümüzde bazı uzmanlar kalkıyorlar, televizyonda diyorlar ki şöyle haşlayın, böyle kaynatın, şöyle için. Asla kaynatmamak gerek. Kaynadığı zaman vitaminler yok olur, enzimler yok olur, mineraller yok olur. Artı faydalı bakteri kalmaz. Peki hocam, o zaman etkisi minimum seviyeye düşür. Evet. Minimum. Bir şey daha soracağım ben. Lahana bildiğiniz üzere gaz yapan bir besin. Şişkinlik yapar, gaz yapar. Bu da gastriti olumsuz yönde etkilemez mi? Onun tedbirini aldık biz. Şimdi şöyle, Amerika'da yapılan bu klinik araştırmasında en ağır gastriti 6 haftada klinik araştırması var. Belge var. Yani belgelenmiş. Ben yıllarca araştırma yaptıktan sonra mide ve bağırsaktaki midede gastritin sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bakteri gastriti sebep olur. Helicobacter pylori'yi yok eden lahananın birleşiminde çok özel bir madde var. Nedir bu? Bir amino asit. Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Biraz uzun ağır bir kelime. Çok tıbbi terimler oldu bunlar. Eskiden buna U vitamini deniyordu. Neden? Ülseri iyileştirdiği için. Sonra U vitamini diye bir şey olmadığı anlaşıldı. Tekrar araştırma yapıldığında ulkus faktör dediler. Yani ülseri iyileştirdiği için. Bir araştırma sonucunda tekrar böyle bir faktör de yok. Peki nedir bu ülseri iyileştiren? Bir amino asit olduğu ortaya çıktı. Bu amino aside metilmetilyon sulfonyum bromit denir. Bu amino asit çok hassas. Tez bozulur. Tez dağılır. Etkisini tez kaybeder. Şayet haşlanırsa, kaynatılırsa. Bazı uzmanların dediği gibi haşlayın, kaynatın, unutun. O zaman çöpe. Hiçbir işe yaramaz. Nasıl üreteceğiz? İşte biz bunu çok doğal bir şekilde ürettik. Gökçek tonik diyoruz. Lahana suyu, kırmızı lahana suyu, beyaz lahana suyu, sirke, sarın. Karışık yani. Karışık. 19 çeşit bitki var. Bunun özelliği nedir? Haşlamadan, kaynatmadan, ekstraktını yapmadan özel bir fermentasyonla geliştirdik. Mesela bunu kişi bekletse balkonda 2-3 gün sonra bu gaz oluşur, patlayabilir. Neden? Çünkü çok yoğun faydalı bakteri var bunun içerisinde. Evet. Günümüzde Avrupa'da mesela özellikle Almanya'da çok simbiyoflor, motoflor vesaire gibi faydalı bakteriler içeren ilaçlar üretirler.
bağırsak florasını düzenlesin diye. Bu o sentetik sünni olarak üretilen, kültürel olarak üretilen ürünlerden binlerce kat etkili. Çünkü bir doğal. Doğal. Herhangi bir işlemden geçmemiştir. Hocam. Evet. Tamamen doğal yollardan tedavi ediyoruz, evet. Gastrit. Biraz tadı eşkim trak. Turşumsu mu? Turşumsu bir tadı kokusu var. Kokusu da kötü değil. Evet, içimi güzel. Gayet güzel. En ağır gastriti 6 hafta. Bağcılar'da bir hanımefendi 15 senedir işte yiyemiyor, içemiyor, ona dikkat, buna dikkat. Sabah kalktığında ağzından acı bir su geliyor, reflüsü var, evet. Asit. Dedi ki ya yok mu bunun Zehra Hanım, yok mu bunun bir çözümü? İlaç kullanmaktan perişan oldum dedi. Çok kolay. O zaman 6 sene önce bir damacana 5 litrelikti. Bundan. Evet, eskiden 5 litrelik damacana üretiyorduk. Buyurun dedik, aldı kullandı. Sonrasında? Dedi ki ben artık almıyorum. Niye dedim, ne oldu? Hayrola, bir problem mi var? Yok dedi, iyileştim dedi. Şimdi taş olsa da yiyorum. Ya yapmayın dedim. Çok güzel. Peki yani, hocam çok önemli bir şey soracağım. 5 litrelik damacanayı aldı, kullandı, kişi iyileşti. Sonrasında bıraktı. Tekrar hastalık geri dönüyor mu kendisine, yoksa tamamen tedavi edilmiş mi oluyor? Dönmedi bize bir daha. Çünkü iyileşti. Çok güzel. Bazı hastalar ama bu mesela Zehra Hanım'da bu böyle. Başka birinde de aynı demek değil. Her insanın bünyesi farklı. Bünye farklı, doğru. Kimi 3 haftada iyileşir. Kimi 5 hafta, kimi 6 haftada. Profesör Doktor Çerni, Profesör Doktor Vese, Profesör Doktor Miller. Üçü de gastroloji uzmanı. Amerika ve Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde klinik araştırması yapmışlar ve belgelemişler. Hı hı. Bazı hastalar 2 haftada iyileşmiş. Bazıları 3 hafta, bazıları 4 hafta, bazıları 5 hafta. Çok nadir 6 hafta sürmüştür. Kişi bunu günde 3-4 defa bir su bardağı içecek. 5 defa içerse daha iyi. Daha kısa sürer. Süreç, tedavi süreci. Yani su içme alışkanlığımız, evet, gibi bunu da içeceğiz, yalnız tüketeceğiz. Şöyle bir durum var. Bazıları diyor ki, bir tanesi hatta internete yazmış, İbrahim Bey diyor, lahana suyunu diyor hemen üretir üretmez içeceksiniz, bir dakika geçerse bozulur diyor. Dedim ki nereden ürettin bu fikri? Yani bitki hakkında hiçbir bilgisi olmayan kişi internette yazı yazmış, vatandaşın kafasını karıştırıyor. Buzdolabına koyduğunuzda bozulmaz birkaç gün. Kendi evinde ürettiği bir ürünü. Bozulmaz. Hı hı. Fakat bizim ürettiğimiz zaten 3-4 ay buzdolabında muhafaza edilir. Herhangi bir bozulma olmaz. Yani fermentasyon zaten faydalı bakteri, zararlı bakteri ve mantarı yok ediyor. Hı hı. 3-4 ay bozulmaz, küflenmez. Herhangi tedavi bir süresi yok. Boyunca hiçbir, ha, bozulmaya uğramıyor. Bu bir şişe zaten 2 günde biter. Evet. Su bardağıyla içiliyor çünkü. Şimdi bazıları diyor ki biz bunu evde üretsek, içsek nasıl olur? Evde üretseniz, içseniz iyi olur da lahananın birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Nedir o hocam? Tiroid bezesine iyot akışını engelleyen bir madde. Hmm. Tiyosiyanat guatra sebep olur. Nodüle sebep olur. Lahanada bulunur, evet, o da. Çok nadir. Gastrit nedeniyle uzun süre kullanmak gerekir. Uzun süre kullanırsa guatra olur. Olabilir yani, herkes de olur değil. Bu nedenle böyle bir ürünümüz var, iksir. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytin yaprağı içerir. Bunun yanında ek olarak kullanılması gerek. Kullanılması gerekiyor. Bu tiroid bezesinde nodül oluşumunu engeller. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü eritir. Şimdi gastritin oluş sebebi %80 bakteriden kaynaklanıyorsa %20 virüs ve mantardan kaynaklanır. Eğer doktoru teşhis konmuşsa, evet bakteriden kaynaklanıyor diyorsa, tonik kullanmak, lahana suyu, bunu kullanmak yeterli. Başka bir şey kullanmaya gerek yok. Hı hı. Bakteriden kaynaklanıyorsa. Eğer virüsten kaynaklanıyorsa iksir kullanmak gerekir. Mantar, nadiren mantar da gastrite sebep olur. Eğer ki mantar enfeksiyona sebep oluyorsa, o zaman bu aloe vera jel. Yani rahatsızlığa göre 3 tip rahatsızlık olabilir yani mikroplar, evet, nedir? Gastriti veya ülseri tetikleyen. Bu üçüne de çözüm var sizde. Üçüne de çözüm var. Bakteri mi, virüs, hı hı, mü, mantar mı? Bunu bilmek gerekir. Eğer ki bilmiyorsa kişi, iksirle toniği birlikte kullanmak yeterli. Ve bir şey daha var hocam, izleyicilerimizle paylaşalım onu da. Bugün sizin izleyicilerimize özel bir sürpriziniz var. Bundan da bahsedebilir misiniz? Evet tabii, şimdi şöyle. Evet, arkadaşlar rica ettiler, biz de söyleyelim. İlk
İlk 50 kişi. Sipariş veren 50 kişi. Sipariş veren ilk mesela 50 kişi. Mesela diyelim ki iksir, tonik siparişi verdi. Hı hı. Yanında bir ürün hediye. Aloe vera jel. İstediği herhangi bir herhangi ürün. Herhangi bir ürün. Veya evet. Kitap. Üç takım kitap. Veyahut da ozon yağı veyahut da çay ağacı. Neye ihtiyacı varsa. Evet, bunu da değişik değişik ürünlerimiz var. Veyahut da diyet zayıflamak için. Zayıflamak istediği herhangi isteyen. Birini seçebiliyor kişi. Evet. Veyahut da çok zayıf olup da mesela bazı insanlar da özellikle mankenler ve sanatçılar fit kalmak için yemezler, içmezler. Zamanla ne olur? Sindirim salgıları azalır. Evet. Bir kişi aşırı zayıflar. Anoreksiya dediğimiz aşırı zayıflama. Anoreksiya, bu da çağımızın rahatsızlıklarından biri. Evet. Bu hastalığa yakalanan kişi Allah korusun çoğu intihar ediyor bazıları. Maalesef. Çünkü artık o durumdan çıkamıyor. Doğru. Danışma hattımızı da hatırlatalım isterseniz. Evet. Sipariş verecek izleyicilerimiz için. 621-21-65-66 ve 66 numaralı telefonlardan sipariş veren ilk 50 kişiye istediği herhangi bir ürün hediye. Bu da evet. İbrahim Bey'in bugünkü sürprizi. Evet, yani bir de rahatsızlığı var diyelim. İksir tonik ve çay veriyoruz. Artı tansiyonu varsa onunla ilgili bir çay veyahut da kolesterolü varsa veyahut da böbrek yetmezliği varsa rahatsızlığına uygun takviye edici başka bir ürün. Hediye. Çok güzel. Diğer konularımızda karaciğer yağlanması, şeker hastalığı, evet. Karaciğer ülser. Yağlanması da elimizde rapor var. Şimdi karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanmasının en büyük sebebi alkoldür. %95. Bundan sonra yani alkolden sonra aşırı ilaç kullanma vesaire vesaire gelir. Fakat alkol kullanmayan insanların da karaciğer yağlanması oluyor. Neden? Neden? Vatandaş alkol kullanmıyor, karaciğer yağlanması olmuş. Bunun sebebi bağırsaklarındaki mantarların üretmiş olduğu alkolden kaynaklanıyor. Geçen bana 3 tane beyefendi geldi. Boylu boslu, üçü de maşallah 1.80-1.90 boylarında. Fakat üçünün de karnı böyle şiş küp gibi. Yani hamile de zannedersin. Yani ne bu ne? Dedim ki ya siz çok bira içiyorsunuz, karnınız bira, bira içenler de Almanlar bira evet. Göbeği derler. Almanlar genellikle çok alkol içerler, bira içerler. Karınları böyle ireldedir. Evet. Ya çok bira içiyorsunuz Alman gibi dedim. Veya bağırsaklarınız mantar dolu dedim. Dedi ki ya biz abdestli namaz insanız, alkolle işimiz olmaz. Alkolle işiniz yoksa bağırsaklarınızdaki mantarlar zaten alkol üretiyor. Bunların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa histamin oranı çoğalır. Bu da kişide alerjik, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem gibi alerjik hastalıkların bir de bağırsak rahatsızlarını, deri hastalıklarını tetikler. Birçok hastalığa davetiye çıkarır evet. Aslında. Mantarın üretmiş olduğu etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller nereye gidiyor? Emiliyor. Karaciğere gelir. Bağırsaklardan emilen her şey vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire artı mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeler bütün hepsi karaciğere gelir. Karaciğer kan yapar. Yavaş yavaş kana verir bu vitamin, mineral, enzim. Sanki orada milyonlarca mühendis varmış gibi yavaş yavaş ayar yapar. Mesela kickboksta veya boksta vatandaş eğer ki rakibinin karaciğerine iyi bir yumruk vurursa ne olur? Saniyede nakavt olur. Neden? Evet. Çünkü karaciğer kana yavaş yavaş karaciğeri kan veriyor, derler. Enerji veriyor. Yani orası bir enerji deposu karaciğer. Saniyelik kan akışı dursa karaciğerden hemen gider, düşer. Karaciğeri çalış dediler. Evet. Bunun çözümü nedir peki? Karaciğer yağlanmasına yönelik sizin tedavi yöntemleriniz nelerdir? Evet çok kolay. İksir bütün organlardaki yağlanmaları eritir. Karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, beyin damarlarındaki yağlanma. Mesela beyin damarlarını yağlanma olmuş vatandaşın ameliyat olması gerekir. Plaklar oluşmuş. Kısa sürede açar. Mesela böyle bir vaka var elimizde. Beyefendinin Mevlüt Bey. Kolesterolü
238, trigliceride 288, karaciğer değerleri fırlamış. AST'si 82, ALT'si 151. Yani hem karaciğer yağlanması var, kolesterolü var, trigliceridi var. Yani bu sonuçlar kötü. Tabii tabii, felaket. Artı bizim ürünleri kullandıktan sonra kolesterol, trigliceri düşmüş, kolesterol düşmüş, ALT ve AST yani karaciğer yağlanması 6 haftada sıfır. Sıfıra inmiş. Sıfır, 6 haftada. Bu vatandaşın doktora gittiğinde beyninde hipotalamusun altında hipofiz bezesi var. Hı hı. Bu sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğünde bir organ. Bu organ çok önemli. Ne için önemli? Orkestra şefi gibi. Nasıl ki orkestra şefi bütün orkestrayı idare eder, bu da bütün hormonların şefidir. Evet. Nerede, ne kadar, nasıl, hangi hormon salgılanmasını gerektiğini o emreder. Bunun sapında nadiren toplu iğne başı kadar kist oluşur. Buna mikroadenom denir. Mikroadenom oluşursa kadınlık hormonu, prolaktin, süt artırıcı hormon, kadınlarda hı hı. daha çok olur. Fırlar, yukarı doğru çıkar. Bu da erkeğin cinselliğini etkiler. Vatandaşta mikroadenom oluşmuş, doktora demiş ki, burundan gireriz, ameliyat ederiz. Fakat 6 ay sonra yine problem çıkar. Yine tekrarlayabilir. Tekrar eder. Ne yapacağız demiş, bununla yaşamayı öğreneceksin. Adamcağız hayata küsmüş. Gitmiş evine, işi gücü bırakmış, her şeyi yapmış. Yani çok kötü bir sonuç bu hastalıkla. Tabii, yaşamayı hayata öğrenmek. Hayata küstüğü için beyin ana arterleri tıkanmış. Kasları, omuzları, bütün damarlar yağlanmış, daralmış. O psikolojik çöküntü de farklı rahatsızlıklara yol açar. Evet, beyin damarları, ana arterler, şah damarı tıkanmış. Bana geldi, televizyonda seyretmiş ki, sanki maratondan gelmiş. Dedim ki ne oldu? Hı hı. Maraton var dedim. Dedi ne maratonu ya? Ben merdiveni çıktım, perişan oldum. E neden? Benim bütün damarlarım tıkalı dedi. Küstüm hayata dedi. İlk defa seni gördüm, sana inandım, sana geldim. Evet. Kist var, kolesterol var, trigliserit var, var da var. Her şey çok var. Var mı bir çözüm? Var çözüm dedik. Biz ona iksir, tonik, çay verdik, gönderdik. 6 hafta sonra ne mikroadenom kaldı, ne kolesterol, ne trigliserit. Bütün değerleri normale döndü. Ve en önemlisi ana arter, şah damarı açıldı. Mesela geçen hafta onunla başka bir televizyon programına gittik. Hı hı. Orada o televizyon programında, formatında hastayı götürüp takdim edebiliyorsun müsaade ettikleri için. Konuştu, anlattı böyle böyle yaşadım diye raporlardan kendisi anlattı. Bu vatandaşımızın başından çok büyük işte böyle bir hastalık geçti. Hamdolsun tedavi ettik. Sadece bu iksirle tedavi edilebiliyor. İksir ve ama bağırsaklarında mantar varsa aloe vera jel şart. Midesinde gastrit varsa tabii iksir damarları açar. Fakat hı hı. bağırsaklar bataklık gibi sürekli oradan antibiyotik kullanan herkesin bağırsağına mantar yerleşir. Evet. Bağırsağında mantar olan kişinin mutlaka aloe vera jel kullanması. Hemen hemen hepimizde antibiyotik kullanıyoruz. Antibiyotik kullanmayan kişi olmadığına göre herkesin bağırsağında, her insanın bağırsağında mantar var. Ve fakat bağışıklık sistemi bunu belli bir sınırda tutabiliyor. Hı hı. Antibiyotik kullandıkça tutamıyor. Zayıflıyor. Bağışıklık sistemi zayıflıyor. Antibiyotik kullanmak teröristi desteklemek, kendi askerini yok etmek gibidir. Zayıflatmak gibidir. Bir de bilinçsiz kullanmak var. Gidip eczaneye ben rahatsızım, doktora dahi gitmeden antibiyotik alan kişiler var. Bunu birçoğumuz zaman zaman yapmışızdır. Tabii. Antibiyotiğin etkilerini bilmeden, evet, bilinçsiz kullanmışızdır. Dün de söyledim ya, mesela Almanya'da 30 yıl önce ben Almanya'dayken, 30 yıl önce hastaneye yatmıştım bir sebepten dolayı. Günde 25-30 çeşit hap veriyorlardı hastaları hastanede. Şu kadar hap, şu kadar hap, yut yut yut, rengarenk, çeşit çeşit. Bir yerde denek gibi şimdi oluyorlar. Almanya'da mesela hastaneye gidin, hap yok. Ya artık ağrım yok, sızım var diyorsun. Zehirlenmek istemiyorsan kullanma diyor. Bir süre sonra hap da yok, bağışıklık kazanıyor değil mi? Tabii tabii. Ya hap vermiyor adam. Hastanede bile olsa çok mecbur kalınmadıkça Almanya'da antibiyotik asla vermiyor. Evet. Alma asla. Hele hele 1000 gram, miligram, 1500 asla yok. 100 yasa yasa 100 miligram yasa çok hafif. Yazmıyor. Mesela Neuwied diye bir şehir var Almanya'da. Evet. Burada bir çocuk rahatsızlanıyor bademciklerden dolayı, ameliyat oluyor. Refakatçi olarak kalan annesine doktora diyor ki çocuk ağlarsa, sızlarsa fitil ver. Birkaç tane fitil veriyor, fazla veriyor. Çocuk rahatsızlandı.
öldü. Yapılan otopsi sonucunda verilen fitilin içerisindeki ağrı kesici kimyasal ilaç karaciğeri parçalamış. Parça parça etmiş. Öldü, ölümüne sebep oldu. 10 yaşındaki çocuk kimyasal ilaçtan öldü. Yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde 180 kişi ölüyor belgelerle sabit. Aslında doğada saklı şifamız bir yerde. Bize sunulmuş doğayla birlikte rahatsızlıklarımızın dermanı, dertlerimizin dermanı. Tek şey işte bunu işleyebilmek. Sizin gibi bilgili kişiler tarafından bize sunulması. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde 180 bin kişi ölüyor yılda kimyasal ilaçtan. Evet. İngiltere'de 35 bin, Almanya'da 30 bin. Çok ciddi bir oran bu da. Ölenler, sakat kalanlar hariç. Ben Haymana'da, Kaplıca'da kalmıştım. Otelde yer bulamadık. 5-6 yaşlı zat-ı muhteremle. Biri dedi ki dur hapımı alayım. Elini buraya attı, tansiyon dedi. Buraya attı karaciğer, oraya attı böbrek, buraya attı kan vesaire. Şaşırdık kaldık, biz ona bakıyoruz böyle. Sonra sinirlendi, depresyondu vesaire. Bütün hapları masanın üstüne yedi. Baka kaldık, 15-20 çeşit hap. Nedir bu dedik? İntihar. Nedir bu dedik? Dedik ya hiç sormaydı. 20 yıl önce böbreğimi üşütmüştüm dedi. Bir ilaç aldım, karaciğere zarar verdim. Sonra maalesef tekrar ilaç kullanmam gerek. Karaciğer için ilaç kullanmış, tansiyona, tansiyon için ilaç kullanmış, depresyon vesaire vesaire vesaire. Dedim ki, o zaman ısırgan otu, ayrık kökü, ardıç tohum, civan perçem otu, at kuyruğu otu, 5-6 çeşit bitki karıştırıp çayını yapsaydım, 2 gün içerisinde hiçbir problemi kalmazdı. Adamcağız 20 yıl içerisinde, bu ilaçlara, hastanelere vesaire vesaire harcamış olduğu paradan dolayı iflas etmiş. Ailesiyle boşanmış. Sıhhatini kaybetmiş. Varlığını kaybetmiş. Ailesini kaybetmiş. Peki hocam bu kişi 20 yıl boyunca bu ilaçları kullanmış. Birçok sağlık sorunu var bugün ve günde 15-20 tane ilaç içiyor. Buna rağmen size gelse yine şifa bulabilir mi? Tabii tabii. Bakın şurada beyefendi Trabzon'da hastaneye gidiyor. Yani geç kalınmamıştır değil mi yine? Evet. Şimdi mesela hastaneye gitmiş, hastanede 4. ayın 2'si, 2 sene önce. Evet. Hepatit C var deniyor. Yani karaciğerinde sarılık hasta hepatit C, en ağır hepatit C. En ağır bir hepatit demek yani karaciğer iltihaplanması. Hepatit C var. Hepatit C yakalananların büyük bir kısmı siroza yakalama rizikosuyla karşı karşıya. Çok yüksek. Hepatit B'den daha tehlikeli hepatit C. Kesinlikle. İnanamamış. Başka bir doktora hastaneye gitmiş. 4. ay 3'ü tekrar hepatit C'ye teşhisi konmuş. Bize geldi. Tedavi edebilirmişiz. Dedim ki ya hepatit B var hastamız iyileşti ama hepatit C çok ağır bir şey. Bilmiyorum dedim. Bir deneyelim şans, bize bir şans tanı. Dedi ki zaten yapacak bir şey yok. Zaten yapacak bir şey yok. Yani ilacı yok. Deneyelim ne yapalım dedi. Biz ona iksir, tonik, karaciğer çayı verdik. Bizim ürünleri kullandı. 4 ay sonra. 4 ay. 4 ay içerisinde hepatit C denen bir şey kalmadı. Kanında tertemiz. Ve burada raporda yazıyor. Negatif. Evet. Anti HCV negatif. 4 ay içerisinde hepatit C'den kurtuldu. Gösterirsek şayet. Tamamen tertemiz. Hiçbir şey kalmadı. Böyle. 4 ay içerisinde ya acaba nüksetti mi, nükseder mi ki diye bir şüpheye kapılıyor. Hocam. 1 yıl sonra tekrar doktora gidiyor. 1 yıl sonra. Acaba yeniden nüksetti mi diye. Tabii ki panik yaşıyor. Tedbir alayım eğer bir şey olduysa diye. 1 yıl sonra tekrar tahlil yaptırıyor. Yine negatif. Yine negatif. Yani nüksetme diye bir olay yok. Yani tekrarlama olasılığı sıfıra indirgeniyor. Evet, evet, evet. Çok güzel. Peki hocam sizin ürünlerinizi kullanan kişiler tedavi süreci 6 haftadan bahsettiniz, 4 aydan bahsettiniz. Maksimum ne kadardır? Bu hastalığa göre değişir. Mesela gastrit 4 hafta 5 hafta. Direkt içiyorsunuz direkt etki yapıyor. Ülserde? Bağırsaklarda alerji diyelim. Ülserde 5 hafta 6 hafta. Bağırsaklarında herhangi bir ülseratif kolit, kolit, morbus, kron gibi veyahut da alerjik hastalıklar varsa, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım veya deri hastalıkları 3 ayda 4 ay arası değişir. Eğer romatizma varsa 5-6 ay. Hastalığa göre
tedavi süreci değişir. Kişiye göre değişir. Bir yılı bulur mu? Bulmaz. 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 Mesela kur deşenden dolayı dün söylemiştim. Ali Bey bize geldi 35 günde iyileşti. Evet. Bir astsubay geldi Gata'da. Üzerinde 6 ay antibiyotik vermişti. Adamcağız perişan olmuş. Sürekli kötüleşmiş. Konuştum kafaya girmiyor. Dedi ki bana bir iyileşen bir hastanı göster. Dedim ki Ali Bey'e git. Ali Bey'i aradım dedim ki böyle bir subay, genç bir subay. Adamcağız evlenecek ama perişan olmuş. Kurdeşenin her tarafı kabarıyor. Gelsin görüşelim dedi. Gitti raporlarına baktı. 2 defa hastanede yatmış. Raporlarını gitti inceledi gördü. Geldi tekrar bana dedi ki tamam kullanacağım dedi. 35 gün oldu. İyileşmedi. Dedi ki ya ben niye iyileşmedim? Ali Bey 35 günde iyileşmiş. Ben niye iyileşmedim? Senin bünyenle Ali Bey'in bünyesi aynı mı dedim? Değil. O ne kadar kimyasal ilaç kullanmış? Onun bağırsakları ne kadar büyük tahribat olmuş biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sizin bağırsakları ne kadar büyük tahribat olmuş biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O halde devam edeceğiz. Yani referans da alabiliyorlar hastalarınızdan. Tabii isteyen. Zaten bazı hastalar doğaltedavi.net'te adresini, telefonunu veriyor isteyen. Evet, şeyi kendisi hatırlatmışken veriyor. Hocam tekrar izleyicilerimiz için bir hatırlatma yapalım. Sürprizimizden bahsedelim. Danışma hattını arayıp sipariş veren ilk 50 kişiye İbrahim Bey'in sürprizi istediği bir ürün hediye. Evet, bir kitap seti. 3 ciltli kitabımız var. Tonik'ten 6 şişe. 6 şişesi bir set. Veyahut da bir şişe iksir veya bir şişe aloe vera jel veyahut da bir kavanoz bayağı erkekler için özel bir macun. Ozon yağı, çay ağacı yağı. Zayıflamak isteyenler için gerçek diyet. Kilo almak isteyenler için tentür. Evet. Çeşit ürünlerimiz var. Bütün rahatsızlıklara çare var. Hastalığa göre. Herhangi birini seçebilirler. Tabii. Tansiyon rahatsızlığı olanlar için farklı. Kronik böbrek yetmezliği olanlar için özel çaylar. Ne istiyorsa. Rahatsızlığına uygun ürün. Burada bir hanımefendi var. Son olarak ona diyelim. Fadime Hanım tansiyonu, kolesterolü, glikozu, bütün değerleri fırlamış. Bir türlü normal seviyeyi indiremiyorlar. Şekeri. Doktor artık insülin iğnesi vurulacaksın demiş. Bana geldiğinde dedi ki ne yapılabilir? İşte şunu yemeyeyim, bunu yemeyeyim. Hiçbir şey yemiyor. Diyet. Hayattan kopmak bir yerde o. Evet. Ömür boyu diyet yapılmaz ki. Onu yeme, bunu yeme, şunu yeme. Evet. Dedim ki bir ay sonra istediğin her şeyi yiyebileceksin. Aşırıya kaçmamak şartıyla. yani hamurlu yemek iyiydi. Peki dedi. Bizim ürünü kullandı tam 4 hafta sonra. Glikozu burada 190'dan 119'a düştü. 190'dan. Kolesterolü, trigliseritli bütün şöyle değerleri... Gösterebilir miyiz izleyicilerimize? Tabii. Trigliseritli 527'den 160'a düştü. Trigliseritli 527'den. 4 hafta. Yani 28 günde yani bu dünyada olması mümkün değil. Trigliseritli 527'den 160'a düştü. 4 haftada. 4 haftada. Evet. Doktor demiş ki Fadime Hanım artık bir şeyler yiyebilirsiniz. Bu kadar kendinizi değerleriniz çok güzel artık rahat rahat bir şeyler yiyebilirsiniz. Bu kadar kendinizi germeyin yani. Çok sağ olun hocam. Bugün yine bize çok değerli, çok önemli bilgiler verdiniz. İzleyicilerimize güzel bir de sürpriz yaptınız. Ağzınıza sağlık diyorum ben. Bu haftalık bu kadar diyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır izleyicilerimize? Her türlü hastalık tedavi edilebilir. Mühim olan doğru ürünü bulmak, doğru ürünü kullanmak. Biraz da doğadan aramak. Evet, doğadan aramak. Çok sağ olun İbrahim Bey. Ağzınıza sağlık. Sayın. Evet sevgili izleyiciler, bu yağmurlu fakat yine...